Göğsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün pazar ve ben herkese keyifli pazarlar diliyorum. Bugün sizlerle hem kahvaltı sofralarında yapıp zevkle yiyebileceğiniz hem de misafir sofralarına çok yakışacak, çok gösterişli, nefis bir börek tarifi paylaşacağım. Ne börek gibi tek tek yufka açmaya uğraşacaksınız ne de poğaça gibi tek tek yuvarlamak için zaman harcayacaksınız. Bir yufkamızı açıyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz, şeklini veriyoruz ve hemen fırına sürüp pişiriyoruz. İşte bu kadar, çok kolay ve çok pratik bir börek. Ben de bu böreği uzun zamandır yapmadığım için ne kadar un, ne kadar su kullanacağımı bilemediğimden biraz fazla un ve su kullandım. Şimdi vereceğim malzemelere dikkat edin. Vereceğim malzemelerden 2 tane çelenk börek çıkıyor. Bir tanesi büyük boyut tepsi çelenk börek, bir tanesi de küçük boyut çelenk börek. Şayet bir tane çelenk börek yapacaksanız ben 5,5 bardak un kullandım. 5,5 bardak un yerine 4 bardak un kullanarak hamurunuzu yoğurun. Bu tarif için kullanmış olduğum bardak ölçüm 160 ml su alıyor. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 5,5 bardak un, 2 bardak su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya. Şu anda görmüş olduğunuz ıspanak 100 gram, ben sadece yarısını yani 50 gramını kullandım. Bol ıspanaklı olsun diyorsanız hepsini de kullanabilirsiniz. Ayrıca 4 patates, 1 soğan, 2 yemek kaşığı yağ, kırmızı biber, tuz, üzerine serpmek için susam. Hemen tarifimize geçiyoruz. 1 bardak ılık suyun içerisine 1 paket instant maya koyuyoruz. Vitel ile çırparak mayayı eritiyoruz. Şekeri de maya ile birlikte koymam gerekiyordu. Şekeri unuttuğum için daha sonradan 1 tatlı kaşığı şekeri ilave ettim ve şekeri de çırparak erittim. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanacaksanız sadece yarım paket kullanmanız yeterlidir. Ve 10 dakika bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi mayamız 10 dakika bekleyince kabardı. Hamur yoğurma kabımızın içerisine unumuzu döküyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz. Unla tuzu güzelce karıştırıyoruz. Ortasından çukur açıyoruz. Suyla kabartmış olduğumuz mayamızı içerisine döküyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Sarısını üzerine kullanacağız. Beyazını da hamurun içerisine ilave ediyoruz. 1 bardak dağlık su ilave ediyoruz. Hamurumuzun güzelce kabarmasını istiyorsaydık, kullanacağımız malzemeler oda sıcaklığında suyumuz da mutlaka ılık olmalı. Elimiz ile yoğurmaya devam ediyoruz. En az 3-4 dakika hamurumuzu güzelce yoğurmalıyız. Ne çok sert bir hamur ne de çok yumuşak bir hamur olacak ve gördüğünüz kıvamda olması gerekiyor. 1 yemek kaşığı yağ da üzerine döktükten sonra elimiz ile hamurun her yerine sürüyoruz. Üzerine streç bir folyo ile veyahut da temiz bir bez ile kapataraktan daha sonra kalın bir beze sarıyoruz ve yarım saat bekliyoruz. Bu arada iç malzemesini hazırlıyoruz. Ben hamura başlamadan önce ıspanakları soğuk suyun içerisine koymuştum. Üzerine de biraz limon suyu sıktım. Hamurumuz olana kadar ıspanaklar suyun içerisinde bekledi. Daha sonra yıkadım ve gördüğünüz şekilde küçük küçük kestim. Ispanaklarımızı ne çok küçük küçük kestik ne de çok büyük olaraktan ve gördüğünüz küçüklükte kıydım. 4 tane patatesi de yıkadım. Hamura başlamadan önce onları koydum. Bir taraftan patatesler pişerken ben de diğer taraftan hamurumu yoğurdum. Patateslerimiz pişti ve gördüğünüz gibi öncelikle enlemesine, daha sonra da boylamasına patateslerimizi küçük küçük kesiyoruz. Patateslerin miktarı sizin kullanacağınız patateslerin büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre değişebilir. Benim pişirmiş olduğum patatesler orta boy patates. Siz kullanacağınız patatesin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre sayısını ona göre ayarlayabilirsiniz. Bir tane orta boy soğanı soyuyoruz ve küçük küçük kıyıyoruz. Kıymış olduğumuz patateslerin içerisine soğanı ilave ediyoruz. Dört yemek kaşığı sıvı yağ. Tatlandırmak için tuz. Kırmızı toz biberi de ilave ettikten sonra hepsini birlikte karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra tuzuna bakıyoruz. Şayet tuz az veya fazla sayıda kendi damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Bu arada hamurumuz da yarım saat bekledi.
Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yine kabardı. Elimizi yağlıyoruz ve hamurumuzu toparlıyoruz. Bu arada sizlere kameraya çekip göstermeyi unuttum. Hamurumuz gözüme çok geldiği için ben hamurun sadece 1/4 içini kullandım. Başta da belirttiğim gibi şayet bir tepsi yapacaksanız vermiş olduğum un miktarı benim 5,5 bardak, siz 4 bardak un kullanmanız gerekiyor. Tahtamızı unluyoruz. Hamurumuzu da koyduktan sonra üzerine un serpiştirip oklava veya da merdane ile açıyoruz. Belli bir büyüklükte açtıktan sonra hamurumuzu üzerine unluyoruz. Onu her tarafına sıvıyoruz. Aslında hamurumuzu açmaya başlamadan ilk andan itibaren direkt fırın kağıdının üzerinde yapmalıydık. Fakat ben ilk önce düşünemedim, daha sonradan aklıma geldi. Çünkü böreğimizi yaptıktan sonra tepsimizi veya da fırın kağıdının üzerine almak zor olacaktır. Direkt fırın kağıdının üzerinde yaparsaydık bizim için daha bir kolaylık olacaktır. Bu arada ben fırın tepsisine göre ölçtüm. Şu anda açmış olduğum yuvarlak fırın tepsisinin büyüklüğünde, fazlalıklarını da kenarda gördüğünüz gibi kestim. Ölçmüş olduğum fırın tepsim orta boy fırın tepsisi. Kesmiş olduğumuz kenarları çıkartıp alıyoruz. Gördüğünüz şekilde fazla uzun olmamak şartıyla kesiyoruz. Hazırlamış olduğumuz patatesli harcımızı kenardan biraz mesafe bırakarak gördüğünüz şekilde daire şeklinde koyuyoruz. Patates ne kadar bol olursa o kadar daha lezzetli olacaktır. Hazırlamış olduğunuz harcın hepsini koyun. Üzerine ıspanağı koyuyoruz. Ben ıspanağın yarısını koymuştum fakat hepsini de koyarsaydık, ıspanağımız da bol olursaydı daha bir lezzetli olacaktır. Ve gördüğünüz gibi ben yarısını koymadım. Yani 100 gram ıspanağın 100 gramını da koymanızı tavsiye ederim. İlk önce kenarlarını hafif kıvırıyoruz. Ortasını kesmiş olduğumuz parçanın ucundan tutuyoruz ve altına doğru kıvırıyoruz. Bütün kenarları kıvırdıktan sonra gördüğünüz şekilde ortadan ucundan tutaraktan alta doğru kıvırıyoruz. Mutlaka uçlarını biraz alta koyun ki pişerken dışa doğru açılıp da kalkmasın. Hepsini aynı şekilde kıvırdık. Ve gördüğünüz gibi ucunu kesinlikle alta koymayı unutmuyoruz. Ve daha sonra fırın kağıdı ile birlikte fırın tepsinin üzerine koyuyoruz. Fırın kağıdı ile yaptığımız için tepsiye koymak kolay oluyor. Şayet elinizle yaparsanız tepsiye koymakta zorlanabilirsiniz. Üzerini kapatıyoruz ve 10 dakika bekliyoruz. İçerisinden ayırmış olduğumuz yumurta sarısını öncelikle ben çırptım. Baktım biraz yumurta sarısı beklediği için herhalde birazcık katılaşmış. İçerisine birkaç damla yağ damlattım. Yağ ile birlikte çırptıktan sonra kıvamını aldı. Güzelce çırptıktan sonra fırça ile böreğimizin üzerine sürüyoruz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ispanaklar açıkta olduğu için fırına koyunca 10-15 dakika sonra baktım ben biraz kurur gibi oldular. Onların üzerine de fırça ile sıvı yağdan sürdüm ve hemen yumuşadılar. Sizler fırına sürmeden önce ıspanakların üzerine biraz yağ sürebilirsiniz. Biraz da susam serpiştiriyoruz. Önceden alt üst ayarlı 175 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Ve böreğimiz pişti. Üzerini kapatıyoruz. 1-5 dakika bekletiyoruz. 5 dakika sonra üzerini açıyoruz ve sıcak sıcak servis yapıyoruz. Servis tepsimizin üzerine alıyoruz. Börek pişerken ben o arada sarımsaklı yoğurt yaptım. Sarımsaklı yoğurdun üzerine biraz kırmızı toz biber. Biraz kuru maydanoz serpiştirdim. Varsa ya da nane veyahut da dereotu da kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz sarımsak yoğurdumuzu böreğimizin ortasına koyuyoruz. Görselliğine biraz daha renk katmak için kenarlarına da maydanozdan koydum. Her zaman söylediğim gibi yemeğin tadı kadar görselliği de çok önemli. Küçük dokunuşlarla, küçük şeylerle daha iştah açıcı hale getirerek göze hitap edebiliriz. Ve gördüğünüz gibi çelenk böreğimizin görselliği gerçekten 10 numara oldu. Görselliği şahane olan bu böreğimizin bir de kıvamına, lezzetine ve tadına bakalım. Ve şöyle bir parça koparıp tadına bakalım. Ben koparttım fakat sizler keserekten servis yapabilirsiniz. Sıcak sıcak ve bir de sarımsaklı yoğurt
Ya gerçekten efsane bir lezzet olmuş. Ve içinde gördüğünüz gibi kır pidesi gibi hamuru incecik oluyor. Görselliği farklı fakat tadı, lezzeti tamamen kır pidesinin birebir aynısı. Eminim ki aranızda birçok kişi kır pidesi yemiştir ve bunu yaptığınızda göreceksiniz ki aynı lezzet, aynı tadı bunda da alacaksınız. Özellikle yanında sarımsaklı yoğurt da unutmayın. Sarımsaklı yoğurt yapmazsanız yanına mutlaka bir bardak ayran veyahut da bir bardak çay ile ikram edebilirsiniz. Mutlaka deneyin, tadına ve lezzetine doyamayacaksınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.